Evet, şu anda kaydımız başladı. Herkese tekrar iyi akşamlar. Ekoloji sohbetlerimizin üçüncüsünde birlikteyiz. An itibariyle 40'ın üzerinde 43 tane katılımcı görüyorum. Sanıyorum bu ilerleyen dakikalarda biraz daha artacaktır. Bugün Güneşin Aydemir bizimle birlikte. Birazdan sözü ona vereceğim ama sözü ona vermeden önce de ben elbette bir 20-25 dakikanızı alacağım. Biraz ortamı ısındırmak için. Açıkçası biz Güneş'inle bugün hiçbir plan yapmadık. Konumuz belli. Konunun dışında ben onun ne söyleyeceğini bilmiyorum. O benim ne söyleyeceğimi bilmiyor. Ve böyle olmasını da istedik. Çünkü bu bir sohbet. Bu bir bilimsel konferans değil. Bir panel değil. Bir açık oturum değil. Akışına gitsin. Aramızda çok değerli isimler var. Öğrenciler var. Meslektaşlarımız var. Herkes istediğini söyleyebilir ama işte konunun ana çerçevesini çizmek üzere başlangıçta bizlerin bir şeyler söylemesi gerekiyor. Artık ekoloji sohbetleri de bir formata oturdu. Yavaş yavaş da bir şekli belli olmaya başladı. Bundan sonra da umarım böyle devam eder diyerek kendi ekranımı sizlerle paylaşma aşamasına geçiyorum artık. Şu anda ekranımı sizlerle paylaşıyorum çünkü bir şeyler göstermek isteyeceğim bilgisayarımdan sizlere. Şu anda benim ekranımı görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Sohbetlerimizin, bu sohbetimizin duyuru görselini görüyorsunuz. Buradan alarak, şunları bir türlü engelleyemiyorum, devam edeceğiz. Şimdi başlangıç olarak size şunu göstermek istiyorum. Ne görüyorsunuz ekranda? Evet, yani böyle sohbet etmek biraz zor bir konu ama ekranda gördüklerinizi hemen anlayacağınızı düşünüyorum. Oğuz'un mikrofonu açık, Güneş'in mikrofonu açık görüyorum oradan. Onlar hemen ne gördüklerini söyleyebilirler. Vallahi ben bir şey görmüyorum. Hangisine gerekiyor? Yani tamam. Bunların hepsi biraz daha büyüteyim şöyle. Mabetler. Bunlar evet, kimisi mabet, kimisi heykel, kimisi Babil'in asma bahçeleri. Bunlar bizim dünyanın yedi harikası dediğimiz eserler. Antik dünyanın yedi harikası olarak adlandırdığımız eserler bunlar. İşte Keops piramidi ve diğer piramitler var. Babil'in asma bahçeleri var, Zeus heykeli var, İskenderiye feneri var, Rodos heykeli var ve bizimkiler var biliyorsunuz. Şurada Artemis tapınağı var, burada da Halikarnas mozolisi var. Bunlara Arapça acayip bir sebai alem deniliyormuş. Acayip anladık, alemi de anladık. Seba da herhalde yedi anlamına geliyor. Eskiden biz tavla oynarken altınca attığımızda Seba'yı büyü derdik. Demek ki yanlış diyormuşuz. Yani Seba 6 değil 7 anlamına geliyormuş. Buradan da onu çıkarıyorum. Şimdi bu dünyanın 7 harikası M.Ö. 5. yüzyılda Herodot tarafından ortaya atılmış bir kavrammış. Bunu da ben yeni öğrendim. Tabii şimdi işte böyle arkadan katılımlar olduğu sürece benim bunları böyle kabul etmem gerekecek. Ama herhalde 22.10'dan sonra gelenleri kabul etmemek durumunda kalabilirim. Konuşmalar kesileceği için. Daha sonra M.Ö. 4. yüzyılda Sidonlu Antipatros tarafından bu iş devam ettirilmiş ve M.Ö. 2. yüzyılda kesinleşmiş. Bir de hatırlayacaksınız, 2007 yılında belki de oyda kullandığınız Yeni Dünya'nın 7 harikası diye 7 eser belirlendi, 7 şey belirlendi. Onları hatırlayan var mı acaba ne olduğuna ilişkin, onların ne olduğuna ilişkin? Yeni Dünya'nın 7 harikası konusunda kimlerin fikri var? Hatırlıyor muyuz bir şeyler? Peki. Ben size söyleyeyim, hatta 7-7-2007 tarihinde oylama tamamlanmıştı hatırlayacağınız üzere ve ben hatırlıyorum. Türkiye'den de Ayasofya adaylardan biriydi. Böyle kampanyalar yapılıyordu. Ayasofya'ya oy verin de
Evet, bir tane geldi. Machu Picchu. Evet, o Peru'nun başkentindeki bir antik kent. Doğru. Machu Picchu bunlardan bir tanesi. Biz işte Peru'da Taç Mahal, doğru, aralarında var. Ürdün'de Petra antik kenti var. Çin Seddi var. Kurtarıcı İsa ekili. Roma'da Kolezyum var. Evet, Brezilya'da cevaplar geliyor. İsa heykeli var, 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 var. Bunların hepsinin ortak özelliği nedir? Yapı olması. Bütün antik çağın, antik dönemin yedi harikası da şu gördüklerimiz, yeni dünyanın yedi harikasının da ortak özelliği nedir? İnsan eliyle yapılması. İnsan eliyle yapılmasından da daha ortak bir özellikleri var. Hepsi taş. Taş olarak yapılması. Hepsi taş bunlar. Yani işlenmiş taş tabii ki. Yani doğal haliyle değil ama taştan yapılmış eserler. Diyebilirsiniz ki nereye varacak bu konuşma? Taşlar ve madenler kullanılmıştır. Bu konuşma elimdeki şu kitaba varacak. Şöyle açısını ayarlarsam bu kitaba pek çoğunuzun aşina olduğunu tahmin ediyorum. Bu kitap Henry David Thoreau tarafından yazılmış Walden kitabı. Henry David Thoreau bilenler bilir 1800'lü yıllarda yaşamış. Çok fazla bir ömür sürmemiş. 45 yıl yaşamış bir düşünür, bir yazar, bir filozof aynı zamanda. Transandantalizmi benimsemiş olarak, yani deney üstücülük akımını benimsemiş olarak kendisini tanıyoruz. Bireyin kendi içindeki bağımsızlığını ve kendi içindeki içine dönmesi, kendi içindeki güzelliği keşfetmesine yönelik bir akım. Transandantalizm ve en yakın arkadaşı Emerson. Emerson'un Walden Gölü kenarındaki bitişiğindeki civarındaki araziyi bir kulübe yaparak tam 2 yıl 2 ay 2 gün bu kulübede yaşıyor doğada ve o yaşamının deneyimlerini bu kitapta topluyor. 1854 yılında yazılmış bir kitap bu. Walden ve içerisinde daha önceki sohbetlerimizden Güneş'in bu kitabı okuduğunu biliyorum ama içinizde okuyanlar da vardır. Birkaç yeri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatta ben onu hazırlamıştım ben paylaşırken. Bu kitapta Henry David Thoreau diyor ki, konuyu şu anda bu taş yığınlarına getiriyorum. Yani kesinlikle tarihi eserlere saygısızlık etmek niyetinde değilim. Elbette çok değerliler, birer kültür varlıkları. Ama Toro'nun nasıl okunduğunu da bilmiyorum. Toro diyorum ama İspanyolca boğa gibi bir şey oluyor öyle. Bilemiyorum nasıl okunduğunu. Dilime kolay geldiği şekilde telaffuz ediyorum. Toro diyor ki bu kitapta birçok kişi batıdaki ve doğudaki anıtları merak eder. Onları kimin yaptığını bilmek ister. Bense o günlerde bu anıtları kimin inşa etmediğini, böylesi ehemmiyetsiz işlere kimin tenezzül etmediğini bilmek istiyorum diyor. Tekrar okuyorum. Birçok kişi batıdaki ve doğudaki anıtları merak eder. Onları kimin yaptığını bilmek ister. Bense o günlerde bu anıtları kimin inşa etmediğini, böylesi ehemmiyetsiz işlere kimin tenezzül etmediğini bilmek istiyorum diyor. Ve yine bu kitapta diyor ki ülkeler kendi hatıralarını arkalarında bıraktıkları işlenmiş taş miktarıyla sürdürmek gibi delice bir hırsa kapılmışlar. Davranışlarımızı düzeltip terbiye etmek için benzer zahmetlere katlansalardı ne olurdu? Arkamızda taş yığınları bırakmak için bir hırsa kapıldık. Acaba bunun yerine davranışlarımızı terbiye etmeyi tercih etseydik ne olurdu diyor Henry David Thoreau. Takdiri size bırakıyorum. Acaba bu taş yığınlar bırakma merakı halen devam ediyor mu? Onun da takdirini size bırakıyorum. Buraya PowerPoint'i almadım ama kitaptan şu bölümü de izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, ülkeler kendilerini neden mimarileriyle değil de soyut düşünce yetenekleriyle ölümsüzleştirmezler? Oysa Bhagavad Gita
Doğu'nun tüm harabelerine kıyasla ne kadar muhteşemdir. Bhagavad Gita bir Hindu felsefesini anlatan bir kitap, bir çok eski bir eser. Kule ve tapınaklar prenslerin lüksüdür. Sade ve bağımsız bir zihin için hiçbir prensin emrinde çalışmaz. Deha ne bir imparatorun uşağıdır ne de ehemmiyetsiz bir dereceye kadar gümüş, altın veya mermerden yapılmıştır. Söyleyin bu kadar taş hangi amaç için işleniyor diyor Henry David Thoreau. Şimdi buradan zıplaya zıplaya dedi ya Bhagavad Gita ne kadar değerlidir doğunun bütün harabelerinin yanında diye. Elbette bunları söylerken Afganistan'daki tarihi eserleri yıkan Taliban gibi bir duruma da düşmek istemiyorum ama sanırım 1854'te yani bundan 150 sene önce 160, 165, 166 sene önce Henry David Thoreau'nun ne demek istediğini anlıyoruz. Şimdi Hintlilerin, Hinduların Bhagavad Gita'sı varsa bizim neyimiz var bizim kültürümüzde? Bilen var mı? Türklerin kültüründe bu tür bir yaşam felsefesi sunan, çok eski zamanlara dayanan, dünyaya bakış perspektifi sunan bir eser bilen var mı? Gılgamış. Efendim? Gılgamış. Evet, yani Akatlar zamanından kalma, milattan önce 3000-4000'lerden işte Sümerler, Akatlar, Muazzez İlmiye Çığ Hoca'ya göre Türk oldukları da düşünülüyor. Önemli değil. Gılgamış önemli bir efsane. Ve bugüne kadar da gelmiş durumda. Onun da kitabı vardı, bakıyorum. Gılgamış bir efsane ama ondan daha elimizde bir eserimiz var bizim. Daha yakın zamanlarda yazılmış, daha Türklere özgü olan Kutadgu Bilig. Bu hepimizin lisedeki derslerimizde gördüğümüz Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış mutlu yaşama sanatı diyebileceğimiz ya da devleti iyi idare etme sanatı diyebileceğimiz bir kitap. Çünkü Kutadgu kutlu demek aslında. Bilig de zaten bilgi. Bugün de aynı şekilde kullanıyoruz. Yusuf Has Hacip binli yıllarda yaşayan, 11. yüzyılda yaşayan birisi. Karahanlılar zamanında yaşamış. Bu kitabı da şuradan bakayım notlarıma. Karahanlı hükümdar ve Kaşgar prensi Uluğubuğra Karahan'a ilk defa onun huzurunda okumuş. 6645 beyitten meydana gelen yaşam dersleri veren bir kitap bu. Tabii ki İslamiyet'in kabulünden sonra yazılmış. Ancak zaten kitabı açtığımda zaten bir takım bölümlerden meydana geliyor. Bu bölümlerin birincisi Yüce Tanrı'nın övgüsünü söyler başlığını taşıyor. İkincisi de Peygamber Aleyhisselam'ın övgüsünü söyler. İlk iki bölüm zaten direkt İslamiyet'le alakalı. Hatta daha sonra dört sahabenin övgüsünü söyler filan. Ama daha sonra mesela iyilik etmenin övgüsünü ve yararlarını söyler. Mutluluğun geçiciliğini, talihin kararsızlığını söyler gibi yaşama ve devleti iyi yönetmeye yönelik derslerin verildiği bir kitap, eser daha doğrusu. 6645 beyitten yani 6645 çarpı 2 dizeden meydana geliyor. Ben size buradan birkaç tane bölüm, birkaç bölümden 3-5 tane, 8-10 tane, 15-20 tane neyse beyit okumak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 51. bölüm bilge ve bilginlerle ilişkili bölüm. Burada diyor ki Yusuf, bu arada eserin sahibinin adı Yusuf, demin adını söylediğim Uluğubuğra Karahan bu eseri o kadar çok beğeniyor ki kendisine Has Hacip ünvanını veriyor. Has Hacip de o dönemlerde sarayda ya da işte devletin yönetildiği yerdeki üst düzey memurlardan birisine, daha doğrusu Hacip o ünvanını da Has Hacip de herhalde onların başı gibi. Şu anda var ya Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı, 80 tane mi 100 tane mi kaç tane baş danışman var. Onun gibi bir şey olsa gerek diye düşünüyorum.
Bilginlerle ilgili ne söylüyor Yusuf Has Hacip? Birkaç beyitte. Olmasaydı dünyada bu alim ve bilgeler, dikilip bitmezdi yerden yiyecekler. Tabi ifadelerin basitliği sizi güldürebilir ama o dönemin koşulları olarak düşünün. Onların ilmi halka meşale, meşale yanarsa şaşmazsın yolunu gece. Koyun sürüsünün erkeci say bunları, koyunun başına geçip sürsünler doğru yola. İyilikle yaklaş, katıl bunlara, mutluluk ulaşır sana her iki dünyada diyor. Bilginler, bilge ve bilginlerle ilgili bölümde. 52. bölüm hemen peş peşe otacılarla alakalı bölüm. Otacı nedir? Şifacı, bitkilerle şifa veren. Evet. Hangi kelimeden geliyor otacı tabiri? Ottan geliyor. Evet, yani otacı tabiri ottan geliyor aslında. Ota eski Türkçe'de otla tedavi etmek anlamına geliyor. Otacı da otla tedavi eden kimse. Yani o dönemin aslında hekimleri. Tabii şunu da hemen söylemek lazım. O dönemde otla tedavi ediliyordu. Şu anda neyle? İlaçlı tedavilerin çok büyük bir bölümü, %90'lardan fazlası otlara dayanıyor hala günümüzde. Şimdi otacılarla ilgili de diyor ki, onlardan birisi, işte sevilmesi sayılması gereken insanlardan birisi otacılardır. Bugün hastalıkları bunlar giderir. Yine bu kişiler de sana çok gerekli. Onlarsız olmaz bu birlik işi. Hastalık insan için ölümün koldaşı, ölümse yaşamın karşıtı. Bunları da yine iyi ve yakın tut, gerekli kişilerdir, haklarını gözet diyor. Biraz ilerlersek esas benim vurgulamak istediğim noktaya geliyor. Tarımcılarla ilgili bir bölüm var. 57. bölüm tarımcılarla ilgili. Bu bölümde de tarım yapanlar, biliyorsunuz aslında tarımın ilk keşfedildiği, daha doğrusu tarım önceki dönemlerde, tarımın keşfedilmesinden önceki dönemlerde hemen hemen kabile hayatında insanların tek uğraşısı temel ihtiyaç olan yiyeceği elde etmek için günlük olarak işte toplamak ya da avlanmak, avcılık toplayıcılık dönemi ve bütün kabile üyeleri bu işi birlikte yaptığında ancak karınlarını doyurabildiği için başka meslekler ortaya çıkmıyor. Ne zaman ki tarımı keşfediyor insanoğlu ve ne zaman ki bilim alanda daha fazla ürün elde etmeye başlıyor, iş gücü fazlası ortaya çıkmaya başlıyor. Yani herkes tarım yapmak zorunda kalmıyor. Herkes tarım yapmak zorunda kalmayınca bu sefer diğer meslekler, işte sanatlar, otacılar, bilimciler, askerler, bürokratlar, devlet adamları gibi farklı farklı meslek dalları ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii bu kitabın, bu eserin yazıldığı dönemde de tarımcılar ayrı bir kategori olarak. Tabii bu meslek dallarının ortaya çıkması da aslında toplumdaki sınıf oluşumunun başlangıcı olarak düşünülebilir. Lafı çok uzatmadan, tarımcılarla ilgili kuşkusuz bu kişiler sana da gerekli, onlarla düzenlenir boğazın işi. Bunlara da katıl ey kardeş, temiz kalır boğazın, helal olur aş. Şu çok önemli, doğru yolu tutayım dersen o çok incedir. Ey alçak gönüllü, önce boğazını arıtman gerekir. Günahtan sakınayım dersen gerçekten boğazının, sırtının payı helal olmalıdır. Tarımcıların eli bol olur, Tanrı'nın verdiğini tutar, gönülleriyle verirler. Bütün yaşayanların yediği kendi payı, yürüyenlerin aşı, uçanların yemi. Bunlara katıl, karış sen de, güler yüzlü davran, iyi söyle diyor Kutatku birlikte Yusuf Has Hacip tarımcılar hakkında. Şimdi buradan bir başka esere uçacağım. O da şu, hemen şu anda saate de bakayım. Bir 15 dakika harcamışım. Bu eserin adı da Osman'ın Ağacı Altında. Osman'ın Ağacı Altında Amerikalı bir tarih profesörü Alan Mikail tarafından yazılmış. Bu kişi Yale Üniversitesi tarih profesörü, aynı zamanda tarih bölüm başkanı.
erken dönem İslam dünyasını ve özellikle Osmanlı İmparatorluğunu ve Mısır'ı çalışan bir tarihçi. Zaten bu kitabın alt başlığı da Osmanlı İmparatorluğu, Mısır ve Çevre Tarihi adını taşıyor. İşte burada bu son bölümdeki, benim sözlerimin son bölümünde güneşine pas atmaya çalışacağım biraz. Çünkü bugünkü konumuz doğayı bilmek ne işimize yarar, doğayı anlamak ne işimize yarardı. Bakalım doğayı anlamak bize nasıl ışıklar tutuyor. Aaron Mikail bu kitabında çok farklı, tabii Mısır'la ilgili çok farklı konulara değiyor. Ben bunlardan iki tanesini sizinle paylaşayım. Mısır'la ilgili değil, çoğunluğu Mısır'la ilgili ama Mısır'la ilgili olmayan konular da var. Bunlardan bir tanesi Celali ayaklanmaları. Celali ayaklanmalarını hatırlayan var mı? Nedir Celali ayaklanmaları? Hatırlıyor muyuz? Celali isyanları. E 16. yüzyılda, 17. yüzyılda özellikle Osmanlı'nın Avrupa karşısında ekonomik açıdan, toplumsal açıdan, siyasal açıdan, askeri açıdan geri kalmasının sonucunda toplumsal yaşamda ortaya çıkan sorunlar, vergilerin artması, çiftçinin, köylünün ezilmesi ve bunun sonucunda da belki Osmanlı tarihinde ilk defa olarak devlete karşı baş kaldırması, ki işte bu baş kaldırının önderliğini de Yozgat yöresinden adı Celal olan Şeyh Celal isimli birisi yaptığı için Celali ayaklanmaları deniliyor. Toplumsal olaylara, 100 yıla yakın sürmüş olan toplumsal olaylara Celali ayaklanmaları deniliyor. Ve Celali ayaklanmalarının tarihçiler tarafından yapılan açıklamaları hep böyle. İşte Osmanlı ekonomik olarak geriledi, toplumsal olarak geriledi, askeri olarak geriledi, siyasal olarak geriledi ve bu sorunlar ortaya çıktı diye. Ama Aaron Mikail, Senvay isimli bir araştırmacının araştırmalarına dayanarak şöyle bir saptamada bulunuyor. İlk önce şu grafiği biraz daha büyüteyim. Bakmanız lazım. Bu gezegenimizin son 500 bin yılda geçirmiş olduğu iklim değişikliklerini gösteren bir grafik. Şu benim yeşille beceriksiz bir şekilde yuvarlak için almaya çalışıp ancak o şekilde çıkardığım dönem ise Küçük Buzul Çağı. Küçük Buzul Çağı işte 1600'lerde, 1700'lerde, 1600'lerden başlayıp 1900'lere, 1915'e kadar uzanan tam bir buzul çağı olmasa da, çünkü tam buzul çağı biliyorsunuz 12 bin yıl önce civarında bitiyor. 12 bin yıl önce tekrar dünya ılıman bir iklim dönemine giriyor. Tabii bu burada sözünü ettiğimiz iklim değişiklikleri bütünüyle doğal süreçler nedeniyle meydana gelen iklim değişiklikleri. Bugünkü gibi sera gazı emisyonlarının çoğalmasından kaynaklanan, insan nedeniyle ortaya çıkan iklim değişikliklerinden söz etmiyoruz. Büyük ölçüde güneşteki patlamalar, güneşteki lekelerin dönüşümleriyle alakalı iklim değişikliklerinden söz ediyoruz. İşte 1600'lerde 1900'ler arasında da ciddi manada bir soğuma, bu ciddi manada 1,5-2 derecelik bir soğumadan söz ediyoruz. Soğumanın Celali ayaklanmalarının temel nedenlerinden birisi olduğunu öne sürüyor Senvayt. Senvayt'ın araştırmasını atıp yaparak da Aaron Mikail şöyle diyor. Bu kırsal kesim ayaklanmalarını Küçük Buzul Çağı'nın yol açtığı zorlu ekolojik şartlarla ilişkilendirebileceğimiz bol miktarda kanıt mevcuttur. Bu iklim değişikliğinin, ki Orta Anadolu'da kuraklık, kıtlık, hem çiftlik hayvanlarının hem de insanların yakalandığı veba ve Osmanlı köylerinin giderek yükselen ölüm oranları gibi sonuçları, en sonunda Osmanlı devlet yapısına karşı organize isyanlara dönüşen şiddet ve soygun olaylarına yol açmıştır. Bu yüzden Celali isyanlarının sebepleri sadece ekonomik ve politik arenada aranmamalı ve belki de çok daha önemlisi, bu isyanlar ekolojik zorunlulukların bir sonucu olarak görülmelidir diyor. Burada söylemeye çalıştığım şey,
ekolojiyi bilmek, doğayı bilmek aslında toplumu da doğru okumak, toplumda meydana gelen değişmeleri de doğru okumak anlamına geliyor. Bir başka örneğimiz de yine bu kitaptan 1783 yılının 1 Haziran'ında İzlanda'da çok adı Loki ama okunduğu gibi Loki, yani İngilizce'deki şanslı Loki değil. Loki yanardağı çok büyük bir patlama, Loki yanardağında çok büyük bir patlama meydana geliyor. Bu patlama nedeniyle yaklaşık bir ay içerisinde Loki yanardağından püsküren lavlar tabii ki İzlanda'yı kaplıyor ama o yanardağ patlamasıyla oluşan, teknik olarak ne diyordu ona, mavi sülfürik bir sis tabakası, kükürt dioksit yoğunluklu. Önce bütün Avrupa'yı, sonra Afrika'nın kuzeyini, sonra bütün Asya'yı ve nihayet Amerika kıtasını da etkisi altına alarak çok büyük sıcaklık değişimlerinde, sıcaklığın çok büyük oranlarda düşmesine yol açıyor. Bakın, rakamlar vereyim. 1 Haziran'da patladığını yanardağın hatırlatıyorum. Tarihler henüz 10 Haziran'ı gösterirken Faroe Adaları, Norveç'in batı kıyıları, İskoçya'nın kuzeyi, 16 Haziran'da Britanya'nın diğer bölgeleri, 24 Haziran'da Danimarka, bla 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 atlıyorum. 30 Haziran'da Lübnan'ın Trablus şehrinde ve nihayet 1 Temmuz'da Moğolistan'daki Altay Dağları'nda sis ilk kez görüldü. Farklı belgeler Çin ve Alaska'da da Loki sisinin görüldüğünü gösteriyor, diyor, anlatıyor ve bundan dolayı da Avrupa'nın ve dünyanın geri kalan bölgelerinin o döneme göre son 250 yılının en soğuk dönemlerini geçirdiğini, burada tabii ki Batı kültürü bilimsel gözleme yatkın bir kültür o dönemde, ölçülmüş ve kayıt altına alınmış sıcaklık gözlemleri var. Ama somut bir şeyler söylemek gerekirse, mesela Amsterdam'da kanalların donduğunu ve yük arabalarıyla eşyaların ya da yüklerin taşındığını, Paris'te Ocak ve Şubat aylarında -4 santigrat derece ortalama sıcaklığın olduğunu, Tuna'daki don sebebiyle de Viyana'ya yakacak odun gelmediğini ve Viyanalıların çok zor 3 yıl arka arkaya kış koşulları yaşadığını söylüyor bu eser. Peki Mısır'a gelelim. Mısır belirtilen dönemde Osmanlı coğrafyasının bir parçası ve Nil'in bereketli toprakları, Nil Havzası, Nil Nehri'nin yarattığı bereketli topraklar aslında bir meyve ve sebze ambarı, üretim, daha doğrusu ambarı değil, depolanan değil, fabrikası diyelim. Meyve sebze üretilen ve Osmanlı'nın çok büyük bir bölümünü besleyen bir tarım cenneti Nil. Fakat bu sis tabakası Nil'e gelince, daha doğrusu Mısır'a gelince, orada da çok büyük sıcaklık değişiklikleri oluyor. Nil susuz kalıyor ve bakın ne oluyor? Aynen kitaptan okuyorum. 1783 yılı sonbaharına ışık tutan Mısırlı kronikçi El-Ciberti'nin yazdıkları, o yıl Nil'in sularının azlığından ve arkasından gelen kıtlıktan bahsediyor. Nil yeterince yükselemediği gibi hızla geri çekildi. Hem kuzeyde hem güneyde toprak kurudu, tahıllar azaldı, buğdayın fiyatı aldı başını gitti. Fakirler açlıktan kırıldı. Hemen hemen bir yıl sonra yaz mevsiminde Nil'deki su taşkınlarının yine yetersiz olması. Burada taşkın dediği su seviyesinin demek istiyor aslında. Belki bir çeviri hatası o. Yetersiz olması Mısırlılara bir kez daha açlık ve kıtlık olarak geri döndü. El-Ciberti 1784 yılının sonbaharını, yani Loki'nin patlamasından 16-17 ay sonraki dönemi de şöyle anlatıyor. Bir önceki gibi sıkıntılar, artan fiyatlar, Nil'in yeterince yükselememesi ve süre giden iç çatışmalarla geçtiğini görüyoruz. 2 yıl üst üste istenilen seviyeye ulaşmayan su taşkınları kırsalı Mısır'ın ekonomisini ve kırsaldaki toplumsal yapıyı alt üst etti. Toprak gitgide o kadar verimsizleşti ki 1785'te son 60 yılda Mısır kırsalındaki ikinci en düşük vergi hasılatı toplandı. Toprak heba oldu. Köylüler sulama yapamadıkları için köylerini terk etti.
Ve fakirlerin çoğu açlıktan öldü diyor. Hatta yine bu kitapta o dönem çok bir oryantalist olan, Doğu dünyasına dolaşan Fransız oryantalist Volney'nin iki yardımcısı ile ilgili şöyle bir gözlemi var. Muhtemelen yerel rehber bunlar. İki yardımcısından söz ediyor. Bir deve cesedinin başında çürümüş parçalar için köpeklerle dalaştığını gördüm iki yardımcımın diyor. Demeye çalıştığım, aslında bugün çok iyi bildiğimiz, dünyanın herhangi bir noktasında doğaya, ormana, ağaca, çiçeğe, toprağa, suya, denize, okyanusa yaptığımız müdahale zincir reaksiyonlar ya da zincirleme reaksiyonlar sonucunda dünyanın en uzak noktalarında büyük etkilere sahip olabiliyor. Ama biz bunu sadece bugün görmüyoruz. Aslında tarihe baktığımızda Osmanlı'nın ağacının altında da görüldüğü üzere, pek çok başka bilimsel yayında da görüldüğü üzere insanlık tarihi bu deneyimlerle dolup taşıyor olmasına rağmen ve hayatımızda, yani bize rehberlik eden Henry David Thoreau gibi filozoflar olmasına rağmen ve Albert Einstein gibi dahiler olmasına rağmen biz halen bugün 2020 yılında aynı hataları tekrarlamakta ısrar ediyoruz. Güneş'in sana sözü vermeden önce Albert Einstein'in şu sözüyle ben bu kısmı kapatmak istiyorum. Einstein diyor ki, biliyorsunuz kendisi bir fizikçi ama işte deha olmak böyle bir şey demek ki. İnsan, evren olarak adlandırdığımız bir bütünün zaman ve mekanla sınırlı bir parçasıdır. Kendisini, düşüncelerini ve hislerini diğerlerinden ayrı bir şey olarak deneyimliyor. Bilincinin bir tür optik yanılsaması. Bu yanılsama bizim kişisel arzularımızla ve bize en yakın birkaç kişiyi sevmemizle kısıtlayan bir tür hapishanedir. Görevimiz, tüm canlıları ve doğanın tamamını güzelliğinde kucaklamak için şefkat çemberini genişleterek kendimizi bu hapishaneden kurtarmak olmalıdır. Birkaç noktaya vurgu yaparak, bir, diyor ki biz bu işin bir parçasıyız. Hem de zaman ve mekanla kısıtlı. İki, bir yanılsama içerisindeyiz ve bu yanılsama bize bir hapishane hayatı, sadece kendimizi ve sevdiğimiz sınırlı bir alanı göz önünde tutarak bir hapishane hayatı yaşatıyoruz. Bu hapishanenin parmaklıklarını, demirlerini, bariyerlerini, duvarlarını kırmak için yapmamız gereken ise tüm canlıları ve doğanın tamamını güzelliğinde kucaklamak için şefkat çemberini genişletmek ve kendimizi bu hapishaneden kurtarmak olmalıdır diyor. Diyerek ben bu noktada sözlerimi tamamlıyorum ve artık bugünkü asıl konuğumuz Güneş'in Aydemir'e sözü vermek istiyorum. Biz Güneş'inle Kaz Dağları, Orman Yolu Kaz Dağları bölümünü çekerken tanıştık. Orada Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'ni çekerken kendisi bize çok değerli bilgiler verdi. Ben tanıtmayayım seni Güneş'in. Önce istersen kendini tanıtarak başla. Kısaca Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde neler yapıyorsunuz onu da bir anlat. Ondan sonra da ne istersen sen devam edersin. Söz sende. Çok teşekkürler Cihan. Öncelikle benim ses geliyor mu? Evet evet geliyor. Sorun yok ses. Tamam. Öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Cihan'ın da söylediği gibi aslında ben uzun yıllardır doğa koruma konusunda çalışan birisiyim. Biyoloji okudum üniversitede. Özellikle doğa bilimleri üzerine çalışmak istiyordum. O nedenle neredeyse işte tek tercih yaparak Hacettepe biyolojiye girdim ve biyolojiyi bitirdim. Normal şartlar altında akademisyen olmam bekleniyordu. Yani kendim de kendimden onu bekliyordum ama bir noktada akademik çalışmaların benim için biraz daha böyle hareketsiz olduğu hissine kapıldım ve o sırada da işte gönüllü olarak sivil toplum örgütlerinde çalışıyordum. Kuş gözlemciliği yapıyordum.
Türkiye'deki kuş araştırmaları, doğa üzerine olan araştırmalar, doğa koruma üzerine olan araştırmalarda rehber olarak çalışıyordum. Ve sonuçta sadece sivil toplum örgütlerinde doğa koruma üzerine çalışan bir insan haline geldim. Bundan yaklaşık 10-15 sene kadar önce Kaz Dağları'na yerleştim bir grup arkadaşımla beraber ve burada aslında şöyle bir amaçla geldik buraya. Yani kırsalda yaşamak, sürdürülebilirlik diyoruz, üretim diyoruz, kırsal kalkınma diyoruz, bir sürü şey diyoruz. Bunları bizzat kendimiz yerelde yapabilir miyiz gibi bir soruyla şehirden geldik. Ve burada bir eğitim merkezi inşa ettik. Bir öğrenim merkezi. Aslında bir topluluk merkezi diyebiliriz. Pek çok insanın geçen 10 sene içerisinde, bu sene 10. yılı tutuyoruz. Şamtepe Yaşam Merkezi'nde pek çok insanın yolu geçti. Burası kendisi zaten yapımı itibariyle doğal yöntemler kullanıldı. Bunları gösterim amacı var. Dolayısıyla pek çok insanı konuk ettik. Pek çok buluşmaya vesile olduk. Böyle devam ettirdiğimiz bir yer Çamtepe. Ben de orada hasbelkader süpürgeci olarak çalışıyorum. Şeyim o. Görevim o. Pardon, bir şey söyleyeceğim Güneş'in. Sözünü kestim ama biraz sohbet zaten sert değil ama neşelensin diye. Duyurulara ne yazayım senin hakkında, seni nasıl tanıtayım dedim. Güneş'in o zaman düz insan yaz demişti. Şimdi de süpürgeci oldu. Bakalım başka ne olacak? Sonra doğa ve insan gözlemcisi mi yazdın? Ne yazdın, öyle bir şey yazdın. Neyse, sonuç itibariyle aslında ben bütün hikayeye kuşları gözleyerek başlamıştım. Fakat şu an itibariyle aslında insanın doğayla olan üzerinde tam gözlemciliğiyle devam ediyorum. Ve bugünkü konuyu da işte nasıl bir şey yapalım diye söyleyince Cihan, ben de yani doğayı bilmek ne işimize yarar başlığı altında böyle serbest çağrışım, sohbet edelim dedim. Sağ olsun kırmadı. Şimdi senin başlangıçta verdiğin örnekler, yaptığın, okuma yaptığın pasajlar ve yazarlar, filozoflar üzerinden şöyle bir bende kalanları söylemek istiyorum. Thoreau'dan bahsettin. Azizlerimden bir tanesi kendisi. Özellikle şu anki işte Milli Park dediğimiz koruma biçiminin felsefik altyapısı da onda. İşte bireysel aktivizm üzerinden şahsizlik meselesinin ilk ortaya koyucularından bir tanesi Toro. Burada sivil itaatsizlik meselesi aslında doğa koruma içerisinde çok büyük önem taşıyor. Çünkü işte o senin de söylediğin işte binalar, tabii ki tarihi olanları bir kenara ayıralım ama insanın yaptığı yapılar, bütün bu yapıların ortaya çıkardığı, şu anki medeniyetimizde ortaya çıkardığı sadece taş binalar, beton yapılar değil, aynı zamanda kurduğu işte kurumlar, ilişkilenme biçimi, yani yaşamı, kültürü birbirleriyle kurduğu bağlar dahil olmak üzere aslında bizi şu an parçası olduğumuz o tüketim kültürünün inşası için yönlendirmiş. Ve bu da aslında bizi doğa diye tanımladığımız, hatta tanımlayamadığımız o yapıdan uzaklaştırmış durumda. Şöyle bir şeyler var, rakamlar var. İşte dünyadaki şehirler, bütün şehirleri topladığımız zaman dünya yüz ölçümünün %2,5 gibi bir yeri kaplıyor. Ama dünya nüfusunun %75'i, %80'i gibi bir nüfusu barındırıyor şehirler. O senin de bahsettiğin avcı toplayıcı toplumun kendi dinamiklerinden, kendi içindeki o bütün şehirlerinden koptuğumuz oranda
aslında doğal düzenin dışına çıkıyor. Bu ne demek? Yani bunu anlayabilmemiz için biraz daha açmamız lazım. Ve doğayı bilmek ne anlama gelir? Doğayı bilmek ne işimize yarar aslında? Tam da şu anda yapmamız gereken bir şey. Bu verdiğin bina örneklerinden ne zamandı? 2 sene önceydi galiba. Notre Dame Kilisesi yandı. Ve bütün dünya ayağa kalktı. Değil mi? 2 sene falan olmuş. Belki de olmadı bile. Yani bir yazdı galiba. Evet. Yazdı, yandı Notre Dame Kilisesi ve bütün dünya ayağa kalktı. İşte böyle bir miras, kültürel miras yok oluyor vesaire. Tam o sırada yerlileri bir şey yayınladılar. Ve orada şey dediler, görüyoruz ki bütün dünya Notre Dame Kilisesi'nin yangını için ağlamakta ve işte yakınmakta, dövünmekte. Bu bize şeyi hatırlattı. Bütün olarak içinde bulunduğumuz ekosistemlerimiz bugün baraj projeleriyle, işte yol projeleriyle bölünüyor her gün. Ve biz aslında coğrafyayla kurduğumuz bağ kopuyor bu müdahaleler neticesinde. Ve aslında Notre Dame Kilisesi'ne bugün olan şekilde yaşadığımız hissetilse neyse biz her gün aynı şeyleri yaşıyoruz, hissediyoruz diye bir açık mektup yayınladılar. Böyle bir şey. Yani doğayı anladığımız zaman çok daha böyle Kutatku Bilik'teki gibi mutlu insanlar olacak mıyız şu anda bilemiyorum. Ama bu bir sorumluluk olarak düşünüyorum. Şimdi doğayı bilmek ne işimize yarar? Birkaç başlık çıkardım şöyle hızlıca. Bir kere doğa dediğimiz zaman neyi anladığımızı bir ortaya koymamız lazım. Çoğunlukla işte dediğimiz şey doğanın parçasıyız biz. Biz de doğanın bir parçası. Dolayısıyla bu felsefik olarak aslında imkanlı bir şey değil. Yani mümkün değil ki parçası olduğumuz bir bütünü nasıl anlayabiliriz? Ama parçası değilsek de, doğadan kopmuşsak da, o zaman dışarıdan baktığımız zaman doğa ve biz diye bir şey var. Yani kendi içerisinde bir oksimoron yaratmış oluyoruz bunu söylediğimiz zaman. Ama doğaya baktığımızda şu anki mevcut bilimsel araçlarımız, gereçlerimiz, işte ölçüm tekniklerimiz ile baktığımız zaman, yabanıl doğaya baktığımızda, etrafımızda olan bitene de baktığımızda aslında doğanın bir akış ve oluş biçimi, bir mekanizması olduğunu görüyoruz. Yani ekoloji bilimi bunu inceliyor aslında. Bu oluş mekanizmaları ve doğa içerisindeki canlıların ve cansızların, bütün varlıkların birbiriyle olan ilişkilerinin dinamiklerini inceliyor ekoloji bilimi. Dolayısıyla bu oluş bitimi nasıl? Şimdi çok aslında şöyle bir kural da var. Çok basit 3-5 tane kural. Bunlardan bir tanesi hiçbir şey sonsuza kadar yaşamaz. Baktığımız zaman doğada her şeyin bir ömrü var. Yani bu ölüm doğum meselesine de değinmişti senin okuduğun tekstlerde. Hiçbir şey sonsuza yaşamaz. Muhteşem bir çeşitlilik var ama mükemmel bir de sadelik var. Yani çok belli başlı 3-5 tane kuralı içerisinde, kurala uyuyor bütün doğadaki varlıklar. Ki bunlara örüntüler diyorum. Ama bunun içerisinde sonsuz bir çeşitlilik oluşturuyor. Türleri oluşturuyor, türler arasındaki varyasyonları oluşturuyor, o varyasyonların arasında bireyleri oluşturuyor, bireylerin kendine özgü yapılarını oluşturuyor, bünyelerini oluşturuyor. Yani inanılmaz bir çeşitlilik üretme yeteneği, kabiliyeti var. Ve her şey birbirine bağlıdır. Siz
öncelikli dediğimiz şeyle aslında bütün canlılık, hatta cansızlık, yani mineraller dahil olmak üzere her şey birbirine bağlı olan bir sistemden bahsediyoruz. Ve bunun içerisinde sadece yabanıl doğa yok, işte şehirdeki insanlar da var. Yani biz de sonuçta doğadan besleniyoruz. Su içiyoruz, kaynağı doğa. Gıda yiyoruz, kaynağı doğa. Toprağı kullanıyoruz, su kullanıyoruz, doğa. Havayı soluyoruz, kaynağı doğa. Dolayısıyla en temel ihtiyaçlarımız, yani varlığı olmaksızın yaşama ihtimalimiz olmayan maddelerden bahsediyoruz. Hava soluyamadığımız, birkaç saniye ancak havasız kalırsak kalabiliyoruz. Bir gün susuz kalabiliyoruz. İşte bir ay, bir buçuk ay kadar da aç kalabiliyoruz. Yani bu demektir ki biz doğa olmadan zaten yokuz. Yani ve bu besin zinciriyle bütün dünyadaki canlı ve cansız varlıklar birbirlerine bağlanıyorlar çok enteresan bir şekilde. Dolayısıyla doğanın bu kurallarını bilmek bize dalgalarla birlikte dalgaların yük hızını, şeklini arkamıza almak, dalgalarla birlikte kürek çekmek, yani akıntıya karşı kürek çekmek ya da dalgalarla birlikte akıntıyla beraber kürek çekmek gibi net bir keskinlik veriyor. Bizim genellikle insan türü olarak yeryüzünde çok ciddi anlamda değişimi uğrattığımız bir alan. Özellikle gıdamızı yetiştirirken işte bütün ihtiyacımız olan ya da ihtiyacımız olmayan maddeleri, malzemeleri devşirirken doğadan büyük bir etki ve değişim yaratıyoruz. Ve bunları yaparken oluşturduğumuz sistemler büyük oranda doğanın akışlarına ters sistemler. O yüzden doğanın akışına ters olduğu için bu sistemleri ayakta tutmamız için bizim dışarıdan enerji vermemiz gerekiyor. Çok basit bir örnek. Irmaklar doğada baktığımız zaman yüksek bir kaynaktan doğarlar. Belli şekillerle, ki bunları fraktaller diyoruz, belli şekillerle kendilerine yollar açarlar. Su ve yukarıdaki bir kaynaktan aşağıdaki bir alıcıya, denize doğru akarlar. Ve bunu yaparken kolları ayrılırlar. Bütün suların içindeki mineralleri, besin maddelerini, ekosistemin derinliklerine taşırlar. Aynen kan damarları gibi, aynen ağacın kökleri gibi, dalları gibi ya da ağaç yapraklarındaki damarlar gibi aynı örüntüye sahip şekilde. Bunu yaparlar ve aslında ırmağın akış şekli budur. Fakat biz ne yaparız? Biz ırmakların içindeki suları boruların içine alırız ya da kanalların içine alırız. Kanallar yaparız. Bunları tek bir kanaldan bir yere yönlendirmeye çalışırız. Fakat suyun içerisindeki o yüksek yerden aşağı alçak yere akarken ki o yüksek enerji ırmağın o fraktal yapısı sayesinde azala 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 inerken biz bunu kanalın içine aldığımızda yüksek bir enerjiyle akar ve yıl boyu kullanılan bu kanallar yıpranır. Entropi dediğimiz şey ortaya çıkar. Yani işlevsiz, iş yapmayan enerjinin birikmesi meselesi ortaya çıkar. Ve biz sürekli o entropiyi oradan uzaklaştırmak için her sene kanalı yeniliriz. Altını temizleriz, şunu yaparız, bunu yaparız. Dışarıdan enerji yüklememiz gerekir. Ve bizim baktığımız zaman kurduğumuz bütün sistemlerde dışarıdan enerji yüklememiz gereken sistemler ki bu enerjinin kaynağı da fosil yakıtlar zaten. Yani iklim değişikliğinin temel nedeni olan son salmamız atmosfere bu fosil yakıtları aşırı derecede kullandığımız, bu fosil yakıtlarla bakımını yaptığımız, kurduğumuz sistemler. Dolayısıyla biz eğer doğanın akış biçimini, oluş biçimini, doğadaki bu örüntüleri, işte doğada ne bileyim entropiyle başa çıkma stratejilerini doğanın anlarsak eğer, bunları arkamıza alarak, bunları kullanarak
doğayı yok etmeyen, kendimizi de sonunda yok etmeyen bir takım yapılar kurabiliriz. Sistemler kurabiliriz. Kendimizi eğer yaptığımız bir iş doğayı yok ediyorsa, biz de onun parçası olduğumuza göre bizi de yok ediyor demek. Bunu anlamamız gerekiyor. Öncelikle. Ve bu zaten doğa içerisinde her şeyin birbirinin birbirine bağlı olduğu kuralıyla söylenmiş oluyor. Yani her şey birbirine bağlı. Dolayısıyla yaptığımız herhangi bir müdahale başka bir yerde başka bir canlı ya da cansıza müdahale etmek demek oluyor ki etkileri çoğu kez büyüyor. Bu kelebek etkisi dediğimiz şeylerle ya da tahmin edilemez hale geliyor. Aynı şekilde şu an bizim haberimiz olmayan farklı bir yerde yapılan bir şey de bize doğrudan etki edebiliyor. İşte bugün yaşadığımız pandeminin altında bu kural var. Yani ta kilometrelerce uzakta başka bir kıtanın bir yerinde ortaya çıkan bir virüs çok hızlı bir şekilde bütün dünyaya yayıldı ve şu an yaşıyoruz. Dolayısıyla doğanın akış ve oluş halini bilmek bize işlerimizi kolaylaştırıyor. Sürdürülebilirlik dediğimiz şey de burada, kavram da burada anlam kazanıyor aslında. Sürdürülebilirlik dediğimiz meselenin tek ve yegane örneği doğadadır. Doğa bu mekanizması sayesinde, besin zinciri sayesinde fraktal yapılar oluşturarak sürekli olarak aslında sürdürülebilirliği sağlar. Bu örüntüleri, bu kuralları izlemenin, bunları öğrenmenin şöyle bir faydası da var. Tahminlerde bulunmak gibi bir faydası var. Örneğin meselesi de bu önümüze çıkıyor. Çünkü iklim tahmin edilebilir çok düşük bir alan ya, yani kaotik bir sistem. Kaotik sistemlerde her yeni koşul yeni bir başlangıç koşulu tayin ediyor ve bu başlangıç koşuluna göre bundan sonraki olayların akışı değişebiliyor. Yani kaotik sistemler içerisinde böyle bir kural var. Ve doğa kaotik işliyor zaten. Fakat bu işlemlerin toplamında daha büyük bir düzeni de görme ihtimalimiz var. Yani bu şu demek aslında, düzensizliğin düzeni de derler ya kaos için. Küçük, bizim gözlemleyebileceğimiz kadar kısa aralıklarda baktığımız zaman düzensizmiş gibi görünen olaylar silsilesi aslında daha büyük bir düzen ya da daha büyük bir sürenin içerisinde tekrarlanan belli bir düzene sahip olaylar oluyor. İşte fraktal yapılar bunlar. İç içe bütünün bilgisinin parçaları tarafından taşındığı iç içe oluşmuş yapılar. Ve iklim yapıları da böyle yapılar. Ben bu işte doğa koruma kariyerim sırasında, kariyer diyeyim ben ona, sivil toplumda çalışırken, yani hala çalışıyorum da, köylerde çok bu halk meteorolojisi üzerine araştırmalar yaptım. Köylülerle işte ekim zamanı, dikim zamanı, bu konularda neye göre bakıyorlar? Çünkü onlar için takvim, işte tabii ki aylar maylar var ama başka bir takvim kullanıyorlar. Doğa takvimi kullanıyorlar. Bu saatli marif takvimlerinde de vardır o, yani birçoğumuz biliriz, işte fırtına takvim vardır denizcilerin kullandığı falan. Çoban takvimi vardır, çobanların kullandığı. Onların hep şeyleri var. Yani işte bu Hıdrellez'de, Nevruz'lu falan, onlar da var içerisinde. Fakat bir de şöyle bir şey var. Karadeniz'de kalandar diyorlar. Oğuz hocam bilir, o hemen anlar. Kalandar diyorlar. Güneyde, Toroslar'da, Akdeniz tarafında da güz dedeleri dedikleri bir dönem var. Bu dönem Ağustos'un bir zamanına denk geliyor. Kalandar da Ocak ayına denk geliyor. Şimdi bu günlerde, hesaplı günler ya da sayılı günler de denebiliyor bunlara. Bu günlerde 12 günlük bir doğa takvimi, doğa gözlemi yapıyor
yörükler yapıyor, çobanlar yapıyor. Bu konuda el almış insanlar yapıyor. Ve bu 12 gün içerisinde yaptıkları doğa gözlemine göre bir senelik hava tahmini yapıyorlar. Ve 15'er günlük hassasiyetle yapıyorlar. Ve böyle insanlarla karşılaşmıştım. Bunlardan bir tanesi de Fethiye'nin bir dağ köyünde Salih amca diye bir rahmetli oldu. Bir insanla tanışmıştım. O anlatmıştı. Ve bu aslında tam anlamıyla bu işte kaotik bir örüntüyü, iklime dair bir örüntüyü keşfetmiş. Ve bundan yola çıkarak o 12 gün içerisinde derlediği bilgilerle bütün bir yıllık mevsimsel tahminleri yapan, hangi ay yağmur yağacak, hangi ay kuraklık olacak, hangi ay don vuracak, hangi ayda ne yapılacak, bütün bunlara göre bir tahminde bulunuyordu. Ve bu tahmin çok büyük oranda tutuyordu. Yani şöyle düşünelim, göçer bir topluluksunuz ya da rızkınızı, gıdanızı kendi emeklerinizle doğrudan doğadan elde ediyorsunuz. O zaman bu bilgiye çok ihtiyacınız var. Çünkü hangi bitki ne zaman çıkacak dağda, onu ne zaman toplayacaksınız, onu kış için nasıl ayıracaksınız, nasıl saklayacaksınız, bütün bunlar için iklim bilgisine ihtiyacınız var. Ve bu iklim bilgisini biz şu andaki meteoroloji bilimiyle en fazla 15 günümüzü görebiliyoruz. 15 gün sonrasını göremiyoruz. Ama Salih amca bir senelik tahmini 15'er günlük hassasiyetle yapabiliyordu. Bu bir doğa bilgisi işte. Doğayı okuma, doğanın işaretlerini okuma. Doğada ortaya çıkan bir işaretin gelecekte neye yol açacağının bağlantısını bilme, kurma meselesi. Ve bu çok hayati bir bilgi. Ve görünen o ki bizim geleceğimizde daha da hayati olacak. Dolayısıyla bu tahminlerde bulunmak için de doğayı anlamamız, gözlememiz ve bu alametleri, bunlara alamet diyorlar, alametleri okuyabilir hale gelmemiz. İlk kısım böyle. Doğayı bilmek başka ne işimize yarar? Tabii ki bütün bu anlattığım kısım, işte kaotik döngüleri, tahminleri vesairesi çok öte taraftan inanılmaz büyüleyici de bir kısım. Yani insanın bunu kavrayışı müthiş bir aydınlanma hissine de yol açabilir. Bu aynı zamanda bir felsefe alanı. Yani buradan yola çıkarak, doğayı seyrederek, doğaya bakarak, oradan çıkardığımız sonuçlarla çok ciddi anlamda bir düşünsel dünya yaratıyoruz kendimize. Ki doğa filozofları diye var işte antik Yunan'da. Ya da doğa üzerinden metaforlarla pek çok şey anlatan, ki Toro bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla doğayı kavramak bu açıdan önemli. Gene bu çağın, ben de alıntılar yaparak devam edeyim, önemli bilgelerinden, o da rahmetli oldu, Japon bir doğal tarımcımız vardı, Masanobu Fukuoka isminde. Fukuoka bir kimyacıydı ve hiçbir şey yapmama tarımı diye bir doktrin attı ortaya. Hiçbir şey yapmama tarımı doğada olduğu şekliyle doğanın üretim biçimini taklit ederek insan ihtiyaçlarını karşılama üzerine tarımda böyle bir devrim niteliğinde bir ortaya attığı felsefik de çok ciddi anlamda arkasında felsefe de olan bir çerçeve sundu. Ve Fukuoka diyor ki aslında diyor tarımın diyor nihai amacı gıda üretmek değildir diyor. Tarımın nihai amacı insanın kendini ve doğayı ve doğayla olan bağını keşfetmesidir. Ve gıda da zaten bu keşif sırasında ortaya çıkar. İhtiyacı olacak kadar gıda da bu keşif sırasında ortaya çıkar. Çünkü doğa aslında bütün canlılarını besler diyor. Ve bitkileri büyüten insan değil, doğa anıdır. İnsanın yapması gereken şey bu büyüme işini son derece gözlemci olarak bakmak, gözlemci pozisyonundan bakmak ve her ne müdahale yapacaksa çok büyük bir dikkatle bilerek yapması gerekir diyor. Ve bunun üzerine gerçekten böyle üretimde bolluk bereket yaratacak pek çok
ve sağlıklı gıda, sonunda sağlıklı gıda yaratacak pek çok öneriyi de gene doğanın oluş biçimlerinden, doğanın çalışma mekanizmasından aldığı ilhamlarla bayağı böyle bir doğal tarım felsefesi ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada doğayı bir de ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımızı bilmek için bakıyoruz. Çünkü bütün ihtiyaçlarımızın temeli orada. Yani bugün insanın yeryüzündeki en büyük ayak izi gıda üretiminden, gıda tedarik zincirinden kaynaklanıyor. Ve fakat işte o şehirlerde yaşayan %75 gibi büyük orandaki insan topluluğu aslında gıda kendi bedenine her gün kattığı, yapı taşı olarak kattığı, sağlığıyla doğrudan alakalı olan gıdanın nasıl üretildiği, hangi şartlar altında kapısına kadar geldiği konusunda bilgisiz. Bunu bilmeye başladığımız zaman büyük oranda bu sistem değişmeye başlayacak. Çünkü hiç kimse bile isteye zehir yemek istemez. Yani durup dururken bize bir bardak zehir verseler içiyor muyuz? İçmiyoruz. Hatta vermek suç. Yani zehirlemek demek oluyor. Ama her gün yediğimiz gıdaların içinde azar 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 bildiğiniz zehir yiyoruz. Şimdi bunu eğer bilirsek aslında yemek istemeyeceğiz. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımızı, ne kadarını karşılayacağımızı, sınırlarımızı bilmek için doğayı da bilmemiz gerekiyor. Çünkü doğada en önemli kavramlardan bir tanesi sınır kavramı. Bir yandan kendi içinde işte sınırsız çeşitlilik, sınırsız bereket, bolluk yaratabiliyor. Ama sınırları var. Ve görünen o ki bu sistem içerisinde sınırlarını kabul etmek istemeyen, sınır tanımayan tek canlı türü var, o da insan. Biz gerçekten bu sınırlara hiçbir şekilde şey olarak, insan türü toplumu olarak bakmıyoruz. Bu sınırları sürekli aşıyoruz, aşmaya çalışıyoruz. Ve onun getirdiği şey de bu. Her şeyin bir sınırı var ve bunları bilmek için de doğayı bilmemiz gerekiyor. Ki bu sınırlar aynı zamanda çok da, o sınırı bildiğimiz zaman sınırın da kendi içinde bir örüntüsü var. Ve sınırın örüntüsünü kullandığımızda da tam tersine bolluk yaratabiliyoruz. Doğadaki ekosistemlerin, farklı ekosistemlerin birbirine yaklaştığı ekoton dediğimiz alanları düşünelim. O alanlardaki biyolojik çeşitlilik açısından verimliliği düşünelim. Yani bir orman ekosistemiyle bir ova ekosisteminin öpüştüğü, yan yana geldiği yerde hem orman ekosisteminden, hem ova ekosisteminden, hem de o buluşan yerdeki özel ekosisteme özgü türlerin de bulunduğu, çeşitliliğin arttığı, besin zinciri, yeni besin zinciri ağlarının oluştuğu, toplamda üretkenliğin arttığı bir alan kenarlar. Buna kenar etkisi diyoruz ve bu kenar etkisi aslında doğanın kurallarından bir tanesi. Yani biz bahçemizde aslında kenar etkisi yaratarak gıdamızı ürettiğimizde çok daha az alanda, daha yüksek verimlilikte üretimler yapmamız mümkün. Böyle yardımlaşmalardan bahsediyorum. Tabii ki biz aç kalmamalıyız. Ama bu gıdayı üretmenin bu yollarını, doğa dostu yollarını bulabiliriz. Ve zaten de belli, yani bunlar da biliniyor. Bir diğer doğayı bilmek ne işimize yarar konusu aslında sağlık, esenlik, şifa için. Bu otacılardan da bahsettim. Oraya da bir atıf yapmış olalım. İlaç kaynaklarımız doğada. Yani pek çok bitki, pek çok işte mineral vesaire, bunlar doğada kaynakları var. Fakat bunun dışında doğrudan kaynak olarak değil de sadece doğanın varlığı bile bizi iyileştiriyor. Doğa dozu diye bir kavram var. Bunu Doğadaki Son Çocuk diye bir kitap da, şimdi yazarını hatırlamıyorum, böyle bir kitap var. Orada bahsediyor. Hatta N vitamini, Nature'ın N'sinden yola çıkarak N vitamini diye bir vitaminden bahsediyor. Doğa dozu diyor.
bir insanın sağlıklı olabilmesi için, bir canlının sağlıklı olabilmesi için, bu evcil hayvanlarımız da olabilir, belli bir miktar doğaya maruz kalması gerekiyor minimumda. Ve şu ispatlandı ki, işte mesela var ya şimdi yeni moda orman banyosu yaptırmak ya da işte ağaçlara sarılmak vesaire. Bu bir ağacın altında belli bir süre kaldığımız zaman işte tansiyonumuzun normale döndüğünü, nabız atışımızın normale döndüğünü, belli serotonin gibi hormonların seviyesinin yükseldiğini, şirin yok. Evet, bu şey orman banyosu. Orman banyosu, evet. Orman banyosu. Hormonlarımızın, mutluluk hormonlarımızın seviyesinin yükseldiğini filan tespit etmişler. Dolayısıyla bu aslında sadece hiç faydalanmasak bile, yani oradan şifalı bir bitki almasak, gıdamızı almasak, ormanın içerisinde, yabanıl bir ormanın içerisinde, doğal yaşlı bir ormanın içerisinde yürümek bile aslında insanın sağlığına geliyor. Ve doğal alanlar bizim hayatımızdan ne kadar uzaklaşırsa biz sağlıklı olma durumuna o kadar uzaklaşıyoruz. Yani ne kadar sağlıklı gıda yersek yiyelim, eğer yakınlarımızda, eğer ağaç yoksa, park yoksa, orman yoksa biz o oranda daha az sağlıksızız aslında. O nedenle bir de bunun için gerekiyor. Pardon, bu konuda bir katkı, küçük bir katkı yapabilir miyim izniniz olursa? Sayın moderatör. Evet, Güneş. Uygun tabii ki. Doğanın teşekkür ederim. Doğanın bu sağaltıcı etkisiyle ilgili aslında yani tıbben yapılmış çalışmalar da var. İngiltere'de 70'li yıllarda yapılmış bir çalışma. İngiliz Ormancılık Servisi'nin bir küçük kitapçığında okumuştum yıllar önce. Aynı hastanenin ağaçlık koruluğa bakan penceresinde odası olan, yani o tarafa bakan pencereli odada yatan hastalarla aynı hastalık, aynı ameliyat operasyonu geçirmiş ama binalara bakan odadakiler arasında bir böyle bir çalışma yapılmış ve bu doğaya bakanlarda iyileşme sürecinin daha kısa olduğunu, ağrı kesicilerin daha az kullanıldığını ve daha kısa zamanda taburcu oldukları ortaya konmuş. Bunun tabii anlamı ekonomik açıdan da baktığınız zaman sadece sağlık açısından değil daha vaatkar bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Erdoğan'cığım fena kaşınıyorsun. Hayır. Gördüm seni. Ayrıca ebeğin bir sözü var. Gene hani son söylediğiyle ilgili Güneş'in, ben de onu da bir katkı olarak söyleyeyim. Doğa için insanın ruh ve yani insan ruhunun en temel ihtiyaçlarından biri olarak görür ve yaratılması olanaksız bir şey der doğa için. Bu açıdan tabii sadece insan ruhunun değil, insan ruhu ve dolayısıyla insan bedeninde böyle rahatlatıcı etkisi nedeniyle orman banyolarının, doğanın, seyirlik doğanın bile büyük önemi olduğunu söylemiş olalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten evet, dediğim gibi böyle. Zaten hiç kimse yok ki hani şöyle bir yürüyüş yaptığı zaman bir deniz kenarında ya da bir dağda, bir ormanda kendini iyi hissetmesin. Hemen hissediliyor bu. Şimdi tabii bir de doğayı bildikçe insanın bence şu anda karşı karşıya kaldığı en zorlu sınav şu pandemi döneminde de herkes evde kaldı. İnsanın baş etmekte en zorlandığı şey kendisi. Kendi kibri. Biz gerçekten tür olarak bütün dünya üzerinde çok ciddi anlamda bir baskı uyguluyoruz ve bu bizim özünde eşitliksiz bakmamızdan kaynaklanıyor. Yani doğa koruma anlayışımız bile eşitliksiz. Yani doğayı
doğa parçası bizde biz de koruyabiliriz. Yani böyle bir çok kibirli bir yer. Ancak çıkarcı bir yaklaşım. Doğayı koruyan insan olabiliriz. Ama bu şey yani bütün diğer türler, hatta diğer bireyler, bireyler bazında bir eşitlikten bahsetmek için çok önemli buldum ben doğa bilgisini. Şimdi mesela işte insan çok gelişmiş bir şey ve biz aslında evrimsel kuramımız sinir sisteminin evrimine göre yapıldığı için insan en üstteki canlı. Biz okuldayken şey anlatıyorlardı, eğer sindirim sisteminin evrimine göre yapılsaydı bu sıralandırma, en üstte geliş getiren hayvanlar olacaktı. Dolayısıyla aslında sinir sisteminin gelişmesine göre yapıldığı için en üstte insan var ve bir şekilde bu bilgiler de bu arada eksik. Çünkü biz son zamanlarda neleri öğrendik? Mesela bütün ağaçların birbiriyle haberleştiğini öğrendik mantarlar yoluyla. Bütün ormanın altında bir internet gibi bir ağ olduğunu mantar misalleriyle ve birbirleriyle çok uzaktaki ağaçların birbirleriyle iletiştiğini öğrendik. Böyle bir bilgimiz yoktu, bunu öğrendik. Bakterilerin, topraktaki bakterilerin inanılmaz şekilde kompozisyonlarını değiştirdiklerini, toprağın kimyasıyla çok yakın bir ilişkisi olduğunu, bir şekilde bir akılla hareket ettiklerini öğrendik. Dolayısıyla biz aslında doğaya bakarak doğadaki olağanüstü yapılar ve olağanüstü oluş biçimlerine bakarak kendi kibrimizi en başta, yani bütün şeyleri geçtim. Kaynak devşirme, işte doğanın güçlerini artırıp dağılma vesaire. İlk başta yapmamız gereken şey eşitlikçi bir zihin yapısına nasıl kavuşuruz? Ve doğa bilgisi gerçekten bize bunu sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu merakla, çocuksu bir merakla içine girdiğimiz zaman zaten çıkış yok. İçeride çok zengin Alice Harikalar Diyarı'nda bir durum oldu. Oradan doğru en üzerinde konuşacağımız kibrimiz diye düşünüyorum. Bunun dışında İki şey daha söyleyeceğim ve sonra galiba bunu yapabilmek için, yani bir tanesi bu Salih amca örneğinde verdiğim gibi eski yaşam bilgisini, yani kırsal topluluklardaki yaşam bilgisini anlamaya çalışma, kavramaya çalışma. Bunlar çok yakın zamana kadar böyle hurafeler olarak, işte kara düzen bilgileri falan diye kodlanmıştı. Yani ne bileyim işte ayın durumuna göre ayın yenisinde tohum ekmeyen teyzeler geri kafalıydı. Koca karı ilaçları yapıyorlardı. Ya da işte Salih amcanın yaptığı gibi tahminler, bunlar yani işte bilgisiz insanların, cahilce yapılan kabul ediliyordu. Fakat kadim bilgi dediğimiz şey, biz şu anda anlamıyor olabiliriz arkasındaki düşünce biçimini. Ama muhakkak yüzlerce, binlerce yıldır denenerek geldiği için günümüze bir doğruluğu var ve bilimsel olarak kanıtlanabilir. Ben buna inanıyorum ve şu an açıklayamıyoruz. Ama kadim bilgi çok çok önemli bir şey ve hayat kurtarıcı bir şey. Temelinde doğa bilgisi olan bir alan. Bir de şunu son olarak söylemek istiyorum. Şimdi işte doğa bilimleri diyoruz, bilim insanları diyoruz, bilim diyoruz. Tabii ki bir metodolojisi var. Veri toplama, işleme, analiz etme, modelleme vesaire pek çok parçası var. Bir bilim ahlakı var. Fakat bizim yaşamlarımızda gıdamızı nasıl başkaları üretiyor, işte suyumuzu su şirketleri getiriyor, işte bizi ısıtacak olan şeyi borularla bir yerlerden, başka coğrafyalardan getiriyoruz. Yani yaşam kaynaklarımız hep başkalarının elinde. Bilim de böyle bir şey. Yani biz sıradan insanlar olarak hiç bilim
eğitimi almamış dahi olsak, sıradan insanlar olarak yaşama, günlük yaşamımıza, bilimsel bir merakla, bilimsel bir bakış açısıyla bakmaya başladığımız zaman, o zaman aslında bilim de kendisi için çok yeni veri kaynakları elde edecek. Bilim insanları, bilimle uğraşan insanlar. Buna da aslında vatandaş bilimi diyoruz. En güzel örneklerinden bir tanesi kuş gözlemciliğidir. Kuş gözlemcileri çok gerçekten merak ve hevesle baktıkları alana kuşları gözlerler, kuşları kaydederler. Hangi gün, hangi saat, hangi hava şartlarında, nerede gördüklerini, kaç tane gördüklerini, dişi mi erkek mi, nasıl ötüyorlar falan, bütün bu bilgileri kaydederler. Bunlar hobilerinin bir sonucudur. Fakat bu bilgiler, bu veri setleri bilimsel olarak analiz edilebilir veri setleridir. Ve bilim insanları bunları analiz ederler. Kuşların dünyadaki bütün hareketlerini, hangi popülasyonların yükseldiğini, alçaldığını, bunlara bağlı olan değişiklikleri, işte habitat kaybıyla olan bağlantılarını falan yaparlar, tahmin ederler, bunları analiz ederler. Ve bu sadece burada kalmamıştır. Bugün Avrupa Birliği'nde doğa koruma mevzuatı içerisinde iki tane önemli yönetmelik var. Bunlardan bir tanesi kuş yönetmeliği, kuş Birds Directive diye geçer. Diğeri de habitat direktifi, habitat yönetmeliği diye geçer. Kuş direktifinin bütün metni ve eklerindeki kuş listeleri, kuş gözlemcilerinin bu çalışmalarının analizi sonucunda olmuştur. Ve kuşlara göre korunan alan ilan edilme prosedürü hukuki olarak, bir devlet politikası olarak, Avrupa Birliği'ndeki politika olarak temelini kuş gözlemcilerinin bu verilerinden ve lobilerinden alır. Dolayısıyla vatandaş bilimi dediğimiz bu alan, yani meraklı ve hevesli insanların belli bir metodolojiyle ürettikleri data, verinin bilimsel olarak kullanılması konusu çok çok önemli bir konu. Bir insan tam insan olmak istiyorsa iki şeyi hayatına sokması gerekiyor. Bilimi ve sanatı. İkisi birbirinin tamamlayıcısı zaten. Çiftçiliği de bilim ve sanatla yapmak zorundayız. Biz bundan sonra, bu saatten sonra yemeği de bilim ve sanatla yapmamız gerekiyor. Herkes birey olarak ve her ne zanaatle uğraşıyorsak, zanaatten kastım ekmek parası kazandığımız, yaptığımız iş olarak düşünüyorum. Her ne zanaatle de uğraşıyorsak bilim ve sanat şeklinde yapmamız gerekiyor. Biri bilgi, akıl, yaptığını bilmekle ilgili. Öbürü yaratıcılık, yaptığı işe iz bırakmakla ilgili bir alan. Birinden biri eksikse yaptığımız şey, ortaya çıkan şey çok eksik. Ve bugün yaşadığımız medeniyet, şu an umuyorum çökmekte olan, medeniyetin en büyük eksikleri bunlar. Medeniyetin parçası olan, o medeniyetin devam etmesini sağlayan sıradan insanların bilim ve sanattan uzak olmaları, bu alanları bilim insanlarına, sanatçılara sadece havale etmiş olmalarından kaynaklanıyor bence. Kısaca bu kadar. Ha, ufak bir şey örnek vereyim. Burada ilk geldiğimde yaşadığım bir köy vardı, Türkmen köyü. Orada köyün en yaşlı kadını, 95 yaşındaydı, Cemile teyze. Ve bir gün ben yürürken dedi ki, nereye gidiyorsun sen? İşte dedim, yukarıya gidiyorum, Çamtepe'ye. Ne yapıyorsunuz siz orada dedi. İşte dedim Cemile teyze, işte doğayı anlatıyoruz filan. Aa, ben dedi doğayı çok iyi bilirim dedi. Ondan sonra gel bak sana anlatayım doğayı dedi. Ve doğada dedi, bak dedi, her şeyin dedi bir yeri vardır. Bir de dedi doğada her şeyin bir zamanı vardır. İşte doğa budur dedi. Ve zaten bu ekoloji derslerinde bize öğretilen şey, yani doğada her şeyin bir yeri ve bir zamanı vardır. Böyle. Teşekkür ederim Güneş'in. Ağzına sağlık, emeğine sağlık.
Şimdi Oğuz bir şeyler söyledi. Bu arada sohbet kutucuğunda bilgiler var. Sohbet kutucuğunu herkes okuyabiliyor. O nedenle ben onları tekrar okumak istemiyorum. Soru mahiyetinde bir şey yok. Bilgi vermek mahiyetinde bilgiler geldi. Soru sormak isteyen söz alıp, yani sözlü soru sorabilir, yazılı soru sorabilir, katkı yapmak isteyen Erdoğan Hocam, Doğan Hocam teşekkür ediyor. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Yoksa ben bir toparlayıcı konuşma yapayım mı? Saatte 11.30'a geldi. Evet. Şimdi ben birkaç şeyi not ettim Güneş'in senin konuşmandan. Sırasıyla, yani senin anlatma sırana göre. İlk not ettiğim şey, parçası olduğumuz bir bütünü nasıl anlayabiliriz? Yani eğer biz parçasıysak nasıl anlayabiliriz? Eğer parçası değilsek, o zaman doğa ve biz diye iki kavram ortaya çıkıyor gibi bir durum ortaya çıktı. Şu dalgaya karşı, yani ilk şeylerden bir, yani doğayı anlarsak dalgaya karşı değil, dalgayı da arkamıza alarak kürek çekebiliriz diye. Sonra not ettiğim bir diğer şey, sürdürülebilirliğin tek örneği doğadır dedin. Ki bu mesela bizim doğa koruma anlayışımızın da önemli sorunlarından bir tanesi. Biz genelde doğayı korurken doğanın belli bir zamandaki durumunu korumaya çalışıyoruz. Halbuki doğa sabit bir şey değil. Yani doğayı olduğu gibi korumak diye bir şey yok. Korumamız gereken şey doğanın süreçlerini korumak aslında. Yani doğa değişen bir olgu. Doğa sabit değil, doğanın kendi mekanizmaları var, örüntüleri var, işleyişi var. Bizim korumamız gereken bu işleyişi korumak. Yoksa doğayı olduğu, yani 1800 yılındaki, 1872 sözümü tamamlayayım, söz vereyim. Kimden geldi tamam. Sözü bilmiyorum ama. Çok güzel bir yere şey yaptı, o yüzden ben de. Tamam. Yani 1872'deki Yellowstone'u 2020'de de aynı şekilde tutmak zorunda değiliz. Yani orada bir doğadan söz ediyorsak, o doğanın kendi akışı içerisinde bir değişimi de söz konusu olabilir. Bizim insan müdahalesini nötralize ederek doğanın işleyişini korumamız gerekiyor. Ben de o duyguyu uyandırdı. Hiçbir şey yapmama tarımı, evet, okuduk ama bir vurgulama yapmak istedim. Yani çok güzel bir anlayış o. Şu ihtiyaç istek meselesi, mesela ekonomi dersinde bize o sene Fransa'daydı, ekonomi dersini Ait Vakasen Hoca'dan aldık ama hep şu tanım yapılır: ekonomi sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla karşılanması bilimidir filan diye. Geçenlerde Twitter'da kimden gördüm bilmiyorum ama çok güzel bir laf vardı: İhtiyaçlar sınırlı değildir, istekler sınırlıdır diye. Özür dilerim. İhtiyaçlar sınırsız değildir, istekler sınırsızdır diye. Bu o kadar önemli bir ayrım ki aslında. Yani bizim ihtiyaçlarımız sınırsız değil. Ekonomistler bize onu yutturmaya çalışıyorlar ama ekonomiye saygım sonuçta, ama bu tanımda yanlış olan şey ihtiyaçlarımız sınırsız değil. Sen saydın Güneş'in, hava, su, yiyecek, içecek, biraz da barınma olduğu zaman aslında Maslow'un gereksinimler hiyerarşisi, takdir edilmeden de yaşayabiliriz. Pek çok şey olmadan da yaşayabiliriz. Yani 50 çeşit kıyafetimiz olmadan da yaşayabiliriz. Kutatlı Birlik'teki o boğaza sahip çıkmak meselesi aslında sadece boğaz değil, isteklerimize sahip çıkma meselesi. Şeyden, M vitamininden bahsederken, yavaş yavaş Türkiye'de de mesela İzmir bölümünü çekerken Orman Yolu belgeselinin, çok bir şey yapılmamış olsa da bir orman parçasının İzmir'de terapi ormanı olarak ayrıldığını. Oğuzcan, mikrofonunu kapatabilir misin, sana sıra gelene kadar? Çok ses geliyor. Benimki açıyor, pardon. Terapi ormanı, Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, o karşı yakanın karşısındaki taraflara ne deniliyor? Güzelcehisar vesaire galiba. Oranın sırtlarındaki bir ormanı terapi ormanı olarak ayırmış. Aslında bir şey yapmaya da gerek yok. Zaten ormana girdiğiniz zaman Balçova diye hemen uyarı geldi. Balçova'da, yani doğayla temasa maruz kaldığınız zaman terapi başlıyor aslında kendiliğinden. Kibrimizi törpülemek,
değişiklikçi bir zihin yapısına kavuşmak. Evet, doğa bize bunu öğretir doğanın içerisine girdiğimiz zaman. Ve işte kadim bilgi hayat kurtarıcıdır ve temeli doğadadır. Aynen katılıyorum. Nihayet işte bilim ve sanat, her insanın vatandaş bilimi çok önemli. Yani bilim, bilim adamlarına bırakılmayacak kadar önemli bir konudur gibi bir laf edeyim ben de burada bari. Hakikaten öyle. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Oğuzcuğum, sendeyiz. Yok, aslında demin tam senin girdiğin yerde süreç yönetimidir aslında. Yani doğal kaynak yönetimi çok güzel bir şey o. Yani mantık. Mesele sürecin yönetimidir. Çünkü birbirleriyle bilemediğimiz, düşünemediğimiz, tahayyül edemediğimiz kadar çok ilişki var. Bir sistem, alt sistemlerden oluşan bir durum var ve işte bu süreç, süreçleri doğa korumada süreçleri koruyoruz demek. Az önce Güneş'in söylediği, hani sürdürülebilirliğin temeli anlamında da birbirleriyle bir yerde gelip örtüştüğü andır. O yüzden sürdürülebilirlik doğada aslında doğanın hiç dokunulmadığında sürdürülebilir olduğunun, dokunulduğu ilk anda da sürdürülebilirliğin zaafa uğramaya başladığı an olarak da değerlendirilmektedir. Bunu tabii sürdürülebilirlik bir uygulamadan çıkmıştı, bir ormancılık deyimidir ama günümüze geldiği yerde de senin söylediğin o süreç yönetiminde sürdürülebilirlikle birebir örtüştüğünü düşündüğüm için orada girmek istedim. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim her ikinize de. Ben de teşekkür ederim Oğuzcan. Buyur Güneş'in. Yok, Oğuz'a teşekkür ettim. Ha, pardon. Yani, tamam. Evet, Oğuz'un en son söylediğiyle bitireyim ben de o zaman. Ormancılık terimidir dedi. Çok böyle ormancılık şeyi yapmak durumunda değiliz ama hakikaten ya ormancılığın doğmasına yol açan şey, ormancılığın odunculuktan evrilmesine yol açan şey sürekliliktir. İsmail Eraslan Hoca'nın Ormancılık Bilgisi kitabında süreklilik ormancılığın baş ve taç prensibidir der. Değil mi Oğuzcuğum? Öyle der. Evet, amenajman planlarında da odur. Şey, evet, evet. Temel taç prensibi olarak devamlılık diye de geçmiştir. Bazı evet. Hocalarımız sürekliliği, bazı hocalarımız devamlılığı kullanmıştır. Evet. Ama nihayetinde sürdürülebilirliktir temel şey. Evet. Bahsedilmek istedim. Sevgili Güneş'in tekrar çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Katılan herkese teşekkür ediyorum ve bu sohbeti burada kapatıyorum. Önce kaydı durduracağım. Daha sonra da sohbeti kapatacağım. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler. Teşekkür ederiz. Eline sağlık senin de Cihan. Hepimizin.